Hafta sonunda sinemaya gitmek isteyen bir kişi bu görselden izlemek istediği filmle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap alamaz? Şimdi soruları okuyalım hızlıca. Filmin türü nedir? Film hangi ülke yapımıdır? Film hangi salonda gösterime girmiştir? Filmin yönetmeni ve oyuncuları kimlerdir? Bakın, burada yeni giren filmleri verdi. Vizyona yeni giren filmleri. Bakıyorum. Filmlerin türünü verdi mi arkadaşlar? Evet, şurada tüm filmlerin türünü vermiş. Bunu öğrenebilirim. Ayeledim. Hangi ülke yapımıdır diyor. Bakın, yapılan ülkeleri vermiş. B'yi eledim. D'ye baktım. Yönetmeni ve oyuncuları kimlerdir diyor. Bakın arkadaşlar, şu kısımda yönetmeni verdi, yönetmeni verdi, yönetmeni verdi, yönetmeni verdi. Artık oyuncuları vermeye başladı daha altta. Dolayısıyla şurada da oyuncuları verdi. Burada yönetmen var, oyuncular var, oyuncular var, oyuncular, oyuncular. Evet. Demek ki yönetmen ve oyuncuları kimlerdir sorusuna cevap alabilirmiş. O zaman C'ye baktım. Film hangi salonda gösterime girmiştir? Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 7 film vizyona girdi dedi. Ama hangi salonlar bunlar? Bunu söylemedi. Dolayısıyla bu sorunun cevabı C oldu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu görselde belirtilen soruna çözüm önerilerini ele alan bir yazıda yer almaz? Şimdi plastik malzeme 1000 yıl, plastik tabak 500 yıl, plastik çakmak 100 yıl demiş. Bu fotoğrafa bakıp geçeceksiniz ama plastik poşet 20 yıl daha burada kalacak. Yani bunların artık yok olma süreleri mi desek acaba? Toprağa karışma süreleri mi desek? Çöplerin bunlarla ilgili bir görsel verdi bana. Plastik kullanımını azaltmamı aslında öğütlüyor diyebilirim. Baktım. Ben ne arıyorum? Bu görselde belirtilen soruna çözüm önerilerini ele alan bir yazıda hangisi yer almaz? A. Çay, kahve ve soğuk içecekler için plastik bardak yerine cam ya da porselen bardaklar kullanabilirsiniz. Evet, plastik tüketimini azaltmak için bu yer alır bir yazıda. D'ye baktım. Alışveriş yapmaya giderken yanınıza bez çanta, sepet ya da file alabilir. Böylece alışveriş sırasında yeni poşet almak zorunda kalmazsınız. Bu da plastiğin daha az kullanımıyla ilgili bunu destekleyen bir düşünce. C'ye baktım. Evinizde ya da iş yerinizde plastik sıvı sabun şişesini tekrar sıvı sabunla doldurarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani biten plastik sıvı sabun şişesini atmayın diyor. Doğaya gideceğine tekrar siz kullanın diyor. Dolayısıyla bu da görseldeki verdiği mesajı destekledi. Eledim. B. Pikniğe giderken ya da okula yemek götürürken yanınıza tek kullanımlık plastik çatal, kaşık alabilirsiniz. Bakın, plastik tabak, plastik kaşık ne zaman kayboluyormuş doğada? Plastik tabak 500 yılda, plastik malzemeler, çatal, kaşık, bıçak gibi şeyler 1000 yılda. Demek ki bu görselde anlatılan durumu arkadaşlar B şıkkında verilen yargı desteklemiyor. O zaman bu sorunun cevabı ne olacak? B. Ben hangisi bu görseli anlatan bir metinde yer alamaz diye arıyordum. B şıkkını bulduk. Cevap Bursa. Buna göre bir tarihçi yukarıdaki Osmanlı dönemi kartpostalından dönemle ilgili ticaret yaşamı, günlük kıyafetler, mimari özellikler, toplumsal kurallar bilgilerinden hangisine ulaşamaz? Üstteki yazıyı okuyalım. Uzun bir geçmişe dayanan kartpostal geleneğinin Osmanlı'da yaygınlaşması 1893 tarihinde Chicago'da gerçekleştirilen bir fuar sonrası olmuştur. Bu kartpostal geleneği tarihçilerin işini kolaylaştırmakta ve tarihçiler bu kartpostallardan yararlanarak geçmiş yaşamla ilgili ip uçlarına ulaşmaktadır. Bakın, burada bir esnaf var. Ticaret yaşamıyla ilgili ne yapabilirim? Bir çıkarıma ulaşabilirim. O zaman biri eledim. İki günlük kıyafetler. Bakın, insanların üzerindeki kıyafetler hakkında bilgi edinebiliyorum. İkiyi eledim. Mimari özellikler demiş. Bakın, burada ahşap bir konut var diyelim.
Veya kaldırımlar da mimariye dahil dersek, kaldırımların taşlarını inceleyebilirim. Ne tür bir kaldırım yapılmış, ne tür binalar yapılmış bunları görebilirim. Mimari özellikleri hakkında bilgi alabiliyorum. Üçü eledim. Ama burada toplumsal kurallar hakkında herhangi bir bana bilgi gelmiyor arkadaşlar. Fotoğrafa yani kartpostala baktığımda. Dolayısıyla toplumsal kurallara bu görsele bakarak ulaşamayız. Cevabımız Denizli şıkkı. Aysel Bilge, Caner, Danyal, Esin ve Ferdi bir halk oyunları kursundaki KLM sınıflarına kaydolmuşlardır. Güzel. Böyle sınıfları oluşturayım. K, L, M. Tablom oluşsun. Tablo çizmeden çözersem yanılabilirim. Esin ve Caner aynı sınıftadır. Şöyle diyelim. Esin artı Caner. Güzel. Bilge'nin sınıfına kendisi dışında bir kişi daha kaydolmuştur. Bilge artı bir diyelim. Artı bir kişi. M sınıfına kaydolan bir kişi vardır ve bu kişi Aysel değildir. Buraya bir kişi gelecek ama Aysel olmayacak. Aysel yazdım. Çarpı koydum. Daniel 3 kişilik bir sınıftadır dedi. Tamam. O zaman Bilge Daniel'le olamaz arkadaşlar. Neden? Çünkü Bilge haricinde Bilge'nin gittiği sınıfta bir kişi daha varmış. Ben ne yaptım? Daniel'i eledim. A gitti. Şimdi ardından şöyle bir yerleştirmeye çalışayım. Bilge Esin ve Caner'le de birlikte olamaz. Çünkü Bilge'nin sınıfında sadece bir kişilik yer var. Ama ben Esin ve Caner'i ayıramıyorum. Esin'i eledim. D gitti. Ardından ne düşünüyorum? Bakalım hemen arkadaşlar. Şimdi örnek verdim. Esin ve Caner gelsin L'ye. Ayrılmadı. Bilge buraya gelemez. Bilge K'ye geldi. Artı Bilge'nin yanına bir kişi gelecek. Baktım. Bu kişi kim olabilir acaba? Aysel M'ye gitmeyecek. Aysel nereye gidebilir? Bilge'nin yanına gidebilir. O zaman Bilge'nin yanına Aysel'i yazdım. Bu şekilde ne yapmış oldum arkadaşlar? Oluşturmuş oldum. Şimdi Daniel 3 kişilik bir sınıftadır dedi. O zaman Esin, Caner artı Daniel olacak. Ben kimleri yerleştirdim? Aysel'i yerleştirdim, Bilge'yi, Caner'i, Daniel'i, Esin'i yerleştirdim. M'ye de Ferdi kaldı. O zaman Ferdi'yi de eledim. Demek ki bu bilgilere göre Bilge ile aynı sınıfta olan kimmiş? Aysel'miş arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır. 2015-2019 yılları arasında iki ayrı ülkeye gelen ziyaretçilerin tatil tercihleri incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre söz konusu yıllar arasında her iki ülkeye gelen ziyaretçilerin tatil tercihlerini doğru gösteren grafikler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bakalım. Birinci ülkede arkadaşlar yani birinci ülke burası, ikinci ülke burası. Yayla turizmini tercih eden ziyaretçi sayısında yıllar içerisinde belirgin bir değişim gözlenmezken ikinci ülkede durum inişli çıkışlı seyretmiştir. Yayla turizmi bakıyorum. Yeşille gösterilen. Şimdi baktım. A'da çok bir değişim yok. Tamam. B'de de çok bir değişim yok. Tamam. Bakıyorum D'de azalma var. O zaman D'yi eledim. Şimdi C'de de bir dalgalanma var. O zaman C'yi de eledim. İki şık arasında kaldım. İkinci ülkede durum inişli çıkışlı seyretmiştir diyor. Yayla turizmi yeşil renkliydi. Bakıyorum. İkisinde de inişli çıkışlı. Şimdi eleyemedim. İkinci bilgiye baktım. Birinci ülkede sağlık turizmini tercih eden ziyaretçi sayısı yıllar içinde azalmış. İkinci ülkede ise artmıştır. Sağlık turizmi kesik kesik mor çizgilerle gösterilmiş. A'ya baktığımda birinci ülkede doğru azalmış ama ikinci ülkede sabit kalmış. İkinci ülkede artması lazımdı. A'yı eledim. Bakıyorum B'de
Sağlık turizmi birinci ülkede azalırken ikinci ülkede yavaş yavaş da olsa artmış. Diğeri hem birinci ülkede hem de ikinci ülkede dağ turizmi diğer turizm türlerine göre daha çok tercih edilmiştir diyor. Evet, hepsinde daha yüksekte duruyor arkadaşlar. Yani A şıkkında da B şıkkında da dağ turizmi daha çok tercih edilmiş. O zaman benim cevabım şüphesiz olarak Bursa şıkkıdır diyebiliriz.